Size hiç yabancılar geldi, bir şey teklif ettiler mi veya bildiğiniz buna benzer olaylar var mı? Ya da sonradan fark ettiniz. Hiç İngiliz, Alman, Belçikalı, Hollandalı, Amerikalı geldi mi size? Yok, bana öyle gelmedi de yani benim hapiste yanımda bir hahambaşı vardı. Dinler arası diyaloğun mimarimi sonra öğreniyorum. Ben içeri koğuşlara işte bir tanıdıklar falan alacaklar, namazım falan rahat kılayım falan diye. Bayrampaşa'nın ilk zamanı 2000'de. O zaman ben imza attım falan. Tam subay beni verecekken içeri, müdür verecekken içeri işte istediğin yere imza alıyorlar. Oraya mesul olmazsın diye kendi. Oradan subay geldi. Dedi ki bu içeri vermeyeceksin dedi. Niye dedim ben dedim orada bir tanışımız var dedim içeride dedim hani ben de onun yanına falan. İstediğin yere veriyorlar mesela koğuş şeyinde. O zaman öyleydi rahattı. Yemek de geliyordu dışarıdan falan. Yok dedi o dedi çekti onu kenara işte dışarı çıkarttı ne konuştum hem ne dedi müdürün odasına çık dedi. Çıktım müdürün odasına baktım oradan pijamalı bir adam ya diyorum şimdi ziyaretçi saati değil gece oldu. Ziyaretten gelemez memur olsa pijamalı gezemez şey anlayamadım. Kapıdan böyle geldi ben müdürle oturdum Urfalı bir müdürdü biraz iman ben yani beni o zaman da bana yani idam cezası verilecek diye bekliyorum yani deprem bazı falan. Böyle yaptı. Ahmet Bey dedi, görüşürüz dedi birazdan dedi. Allah Allah bu memura da benzemiyor, amire de benzemiyor dedim. Bir de baktım işte birazdan apar topar beni kapı altına götürdüler. Kapı altına baktım bu yatakta oturuyor. Yine pijamalardan falan. İşte bayağı olay, 3 ay biz ondan kaldık yan yana. Bu benim bütün işte yattığım, kalktığım işte psikolojim, bunalımlarım veyahut da zaaflarım veyahut da ne bileyim işte neye bakıyorsa işte adam... Hahambaşıymış, Gökhan Sami Baykara. Şeye de girersen bembeyaz sakallı çıkıyor. Yahudi hahambaşı. Göya o şeyden girmiş yani, dolandırıcılıktan girmiş. Ben dedi burada Ali Kancı'yla da yattım, onunla da yattım, bununla da yattım. 2000 mahkumla yattım dedi. Bütün cezaevlerine dolaşmış, rapor hazırlıyor. Amerika'da da üniversitede öğretmen. Ondan sonra işte beni de böyle şey yapıyor falan. Ben Kur'an okuyorum, şey diyorum, namaz kılıyorum. Dedi beni İsrail'in ayetlerine işte Bakara suresi oku, bizden çok bahseder falan. İlmi de çok. Kültürlü bir adam. Ama 3 ay kadar neticede bunu, ben çok korktum buna bir şey yapar. Çünkü benim yanıma da böyle vurucu kırıcılar geliyor, 3 günlüğüne geliyor. Yani orası kapalı olduğu için her türlü şey, mafyası, şusu, her türlü insan geliyor. Şimdi bu... Buna da cumadan cumaya şey günümüzü görüşteki kapıya geliyor zaten herkes dinliyor senin hanımınla da konuştuğunu yani. Öyle şey yok telefon bile öyle bir şey de yok kapı altı. Oradan geliyor bu bir şey hazırlıyor oradan veriyor şeye İsrail konsolosluğundan biri geliyor buna. İbranice yazılar yazıyor veriyor bu gidiyor. Ondan sonra bir gün gardiyanın biri Süleyman Efendi cemaatinden mıymış neymiş işte o zaman. Ya hoca dedi gel bir çay içeyim falan yani çok daralmışsındır diye kapının önüne aldı beni yani falan. Hemen oradan işte ertesi gün müdür birkaç gün sonra Hürriyet gazetesine yazıyor. Ben okuyorum Hürriyet geliyor. Hürriyet'te yazıyor diyor ki hocayı diyor koğuş koğuş gezdiriyorlar vaaz ettiriyorlar diyor. Şimdi bunun üzerine oradaki bu İbrahim Tatlıses'in vardı bir değişik değişik adamlar vardı yaralamadan şuna bunlar kulağı kesik adamlar. Dediler ki burada dediler senin dün gece yani veya evvelce gece çıktığını dediler bizim odadan başkası görmemiştir. Burada seni adam çıkarttı orada nasıl iyiymiş hoca diye bir çay içtik geldi kapının önüne çıkarttı beni yani kapının önündeyken cezanın dışına değil koğuşun kapısına. Ondan sonra bu dediler ispiyon ediyor bizi dediler biz bunu kollayacağız dediler. Ondan sonra bir cemaat yaptık 2-3 kişi hemen şey odada cemaatle namaz kılıyor. Her hafta bir şey çıkıyor bizden İsrail konsolosluğuna gittiği zaman Hürriyet'te çıkıyor. O zaten dedi bana girer ya gibi. O hahambaşı falan değildir Ahmet Bey. Yok hahambaşı canım şey giriyorsunuz çıkıyor. Şeyde çıkıyor. Ya o hahambaşı bir tane var Türkiye'de. Yok o hahambaşı derken şey yani haham diyeyim. Üniversitede hoca yani. Hem haham Amerika'da üniversitede hoca. Aha. Türkiye'de değil. Hahamlık yapmıştır bir yerlerde Türkiye'de, tamam. Ama hani hahambaşı hahambaşı, Türkiye'de. Hahambaşı. Hahambaşı derken yanlış olmuş tamam. Tamam yani hahambaşı öyle bir şey olamaz. Ama bir şunu tane var. Ben sonra şunu bir tane yani adamcağızı şimdi. Yok yok o değil o hahambaşı. O Türkiye'deki görevli değil zaten. Ama şunu dedi bana. Orada biz 3 ay böyle yoğrulduk ettik. O zaten bir şey yemiyor zehirlenirim diye hep böyle şokerle makarı kantinden alıyor bir şey. Ben bana bir şeyler geliyor. Bana güveniyordu sana gelenden yerim diyordu. Sen beni zehirlemezsin.
Bayağı bir değişim yemek gördü ya filan öyle. Baklava gibi şu gibi her şeyi getiriyorlardı o zaman. Bu böyle ya dedi ben burada... Bir de bakan yok diyordunuz bak varmış. İki senedir yok bu sefer öyle oldu. Yani son sefer öyle. Bu 2000'de babam, şey, tek, babam güçlü zaten o zaman koyundan peki, getiriyordu kaç koyun. Tek, bütün tek batılı, o zaman 2000'de. Tek batılı evet, temas bu mu? Şimdi bu adam bana en son bu bayağı bir işte Ferzan Çitici o zaman başsavcı geldi. İşte bu hoca sen namaz kılın diyor mu? Ya gardiyanlar diyor 30 senedir buradayız. Bir kere başsavcı görmemiş. Her hafta gelmeye başladı adam. Çünkü hürriyete veriyor şeyi. Bir yazı çıkıyor. Bana dedi ki bak dedi. Sen dedi ben dedi bugün hürriyette dedi. Manşette hürriyette çıktın dedi. Akşama bizde dedim dedi zaten. Akşama bizde dedim dedi. Böyle bekliyor. Beni içeri vermediler bunun yanına verdi. Bu da beni 3 ay denetledi etti. En son artık benim bir çıkmam lazım. O çıkması yanaşmıyordu aslında cezası var. Bana şunu dedi. Bak dedi. Ahmet Hoca dedi. Sen dedi burada dedi deprem vaazı işte Gölcük'te ölenler, kalanlar bilmem neler. Ondan sebep yatmıyorsun dedi. Neden sebep yatıyorum? Dedik sen Yahudi'ye çatıyorsun, bize çatıyorsun dedi. Bize çattığın için yatıyorsun dedi. Şu anda ben orada da bir İsrail benize ilk gelen heyet ona. Devamlı vaazlarda da beni İsrail, Yahudi Hristiyan dost etmeyin falan. Biz o zaman bütün vaaz bunun üzerineydi yani bütün vaaz. Bu sefer dedi sen dedi bize çatıyorsun. Bak dedi. Biz dedi şu anda dedi senin imajını dedi ki ben o zaman idam da kaldırılmamış. İdam ederlerse beni edecekler diye bekliyorum. Her şeyden ama. Yalnız konu öyle çok dağıldı. Bu sefer dedi. Yani sen konu dağıldı değil mi? Konu evet, dağıldı. Sen dedi, benim araya girmem ama lazım. Ama şimdi bak FETÖ meselesini buradan gelebiliriz. Ama şimdi dedi yok. Soracağımız sorular var. Aynı konu... şey dedi. Şunu evet, dedi bana. Sen dedi hastasın dedi. İnsülin vuruyorum o zamanlar yine. Bu hastalıkla dedi böyle çok yaşamazsın dedi. Sana da acıyorum dedi. Biz senin dedi imajını düzeltiriz dedi. Nasıl düzelteceğiz seni benim bu vaziyette çocukların ölümüne sevinen bir canavarım yani. Dedi ki senin imajın şöyle düzelir dedi. Sen dedi çıktığımız zaman dedi seni dedi hağın başına götürürüm dedi. Hağın başı da bunu doğru konuşuyorum şimdi. Hağın başına götürürüm dedi. Bir dedi tanıştırırım dedi. Sonradan dedi sana dedi ya bu aslında sana dedi iki reklam iki böyle bir görüntü verdi. Aa kedi seviyormuş hayvan seviyormuş ne marametli adammış. Bir imaj dedi gazetelerle yaparız dedi. Bak dedi ondan sonra dedi merkez camilerinde vaaz edersin dedi. Merkez camide öyle ben Fatih'te falan hiç etmemişim de kıyılarda kenarlar. Merkez camilerinde vaaz ettirin. Bak dedi FETÖ dedi bizden anlaştı dedi. Manhattan'a geldi dedi. O adam o işin grubunda resmine ya, gir çıkar. FETÖ dedi Manhattan'da bütün görüşmeleri yaptı. FETÖ daha Türkiye'de. Şu şeyi... Biz dedi Manhattan'da görüşür. Ondan sonra dedi şeye gideriz dedi. Amerika'ya gideriz. Ne istiyorsunuz dedim karşılığında. Ya karşılığında dedi sen dedi cennet anlat, cennet anlat, ahiret anlat. Yahudi, Mehudi, biz Beni İsrail'in aleyhine olan ayet hadisleri okumayacaksın. Geri kalan dininde istediğin namaz abdesti anlatacaksın. Bak FETÖ bizden anlaştı. Şu anda önü açıldı ve daha da önü açılacak dedi. Görürsün dedi bütün dünyada dedi önü açılacak. Her yere şey atacak dedi. Şimdi bu bizden anlaştı. Seni araya dedi, girmek zorundayım hocam. Ben abisten hocam çıkınca da aradı beni. Manhattan'a götürmeye de aradı yani. Ben gitmedim yani. Peki. Eresin şimdi bir konuda bir uyarıda bulunabilir miyim?